Biliyorsunuz milli ekonomi modelinin 2005 senesinde ilk defa İstanbul'da yaptığı kongrede, o günden itibaren ben her kongrede tebliğ sundum. Almanya'da olduğu, Azerbaycan'da olduğu bu kongreler, Kıbrıs'ta olduğu, bütün bunlara katıldım ben ve canı gönülden destekledim. Ve hala da destekliyorum yani. Fakat Haydar Hoca bana karşı, benim de ona karşı bir sevgimizin, sempatimizin olduğunu o da anladı, ben de anladım. Ve her gittiği yerde yemeklere mutlaka beni çağırmaya çalışıyordu. Gel konuşalım, gel şey yapalım diye. Sürekli gidiyordum ben de şeydeki stüdyoya, bu Meltem TV'deki, Florya'daki yere. O arada görüşmeler yapıyorduk. Ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorduk. Bazen de Şirinevler'deki biliyorsun Bağım Türkiye Genel Merkezi'nde toplantılar oluyordu. Arkadaşım bütün ilçe başkanları orada toplanıyordu. Biz de gelip orada konuşmalar yapıyorduk. Sağ olsun her seferinde Haydar Baş Hoca beni toplantılara mutlaka çağırıyordu. Hatta şeyde biliyorsunuz Afyonkarahisar'da yine bir toplanmıştık. Oraya da gitmiştim. Ondan sonra Nevşehir'de oldu biliyorsunuz. Nevşehir'deki yere de gittim. Her yerde neredeyse beraberdik ve beni de konuşturuyordu. Hiç yanımdan ayrılmıyordu zaten. Biliyorsunuz yanımdan ayırmadığı bir kişi olarak da bizim anayasa hukukçusu, anayasa hukukçusu hocamız da o da beraberdik, hep beraberdik orada. Mutlaka biri sağına, sen sağına, birimiz de soluna oturuyorduk. Ve beraberce konuşuyorduk yani bütün Ankara'daki toplantılarda olsun, genel kongrelerde olsun. Dolayısıyla sevgimiz son dereceydi. Hatta sevgisini bana bir de ödül vererek Afyonkarahisar'da bir de ödül vermişti. Yani ben ummadığım bir anda bu ödülü verince hakikaten çok değerli olmuştum. Daha sonraları biliyorsunuz Trabzon'dayken kendisi sık sık tabii Trabzon'a ben gidemiyordum. Kendisi oradan bir telefon açtı. Yani ilk defa Haydar Hoca bana telefon açtığı için o kadar duygulandım ki yani kendisine olan sevgim daha çok artmıştı. O da zaten bana karşı sevgisini herkese söylüyordu. Bugün bütün teşkilatımız herkes biliyor ki Haydar Hoca'nın bana karşı bir sempati sevgisi vardı. Bu neden kaynaklanıyor? Karşılıklı tabii bunlar oluyordu. Tabii en son biliyorsunuz Haydar Hoca bu pis musibet virüs ortaya çıkınca bu COVID-19 memleketimizin hakikaten çekilmez bir hal alması karşısında duyduk ki Haydar Hoca ve ailesi COVID-19'a yakalanmış Trabzon'da. Bir de tabii yaşlılar için 60 yaşın üzerindeki kişiler için şehirler arası seyahat yapmak zor olduğu için hatta imkan bulamadığımız için onu ziyaret edemedik gidip orada. Zaten ziyaret etseydik bile bizi hastanede onu göstermeyeceklerini bildiğim için gitmedim. Trabzon'a da gidemedik yani böylece. Tabii sonradan ölümünü duyduk. Çok üzüldük tabii burada. Yani içimiz ağladı. Ya ben Haydarbaşı hakikaten bir ilahiyatçı olaraktan ziyade bir bilim adamı olarak görüyorum. Nitekim bütün çalışmalarında bütün ömrü boyunca biliyorsunuz 55 yani 55 sayısına yakın kitap yazdı. Yani kitapları da yani oldukça hacimli kitaplardı biliyorsunuz. En son yazdığı biliyorsunuz Hoş Geldin Atatürk kitabı. Ondan milli ekonomi modelini yazdı. Ondan sonra ya bunların tanıtımında da hep ben bulundum yani. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun bunların tanıtımında bulunmaya çalıştım. Şimdi bu kadar eser yaratan, bu kadar eser yazan bir insan bu neden yazdı? Mesela Ehl-i Beyt külliyatını yazdı. Ehl-i Beyt külliyatı 12-13 cilt halinde yani 10 bin sayfaya geçmiş vaziyette tahmin ediyorum. Tam saymadım ben ama. Şimdi bunu neden yazdı? Bakın bunu anlayamadı. Bizim siyasiler ve Türk milleti bir türlü anlayamadı. Yani bugün Ehl-i Beyt
biliyorsunuz Müslümanları sevmesi gereken Peygamberimizin ailesi olmaktadır neredeyse. Hazreti Fatma anamız, Hazreti Ali ve onun çocukları ve ondan gelen zürriyet, 12 imamı orada gayet iyi anlatmıştı ki tabii amaç neydi? Yine amaç Türk milletini ve Müslümanları bir araya toplamak. Yani ayrıcalık, bölücülük, düşmanlık yapılmamasını amaçlıyordu zaten. Tam bir gönül dostuydu yani. Gönül dostu ve aynı zamanda eğitimci. Bakın eğitimci, okullarda öğretmenlik yapmış. Kendisinin özel okulları var zaten. Ankara'da, Trabzon'da, İstanbul'da. Yani ve muazzam bir eğiticidir kendisi. Bütün insan zaten bütün camiamızı da Haydar Hoca elinden geldiği kadar yetiştirdi. Bakın ortaya koyduğu bir sürü eserlerle, yani davranışlarla ne yaptı? Candan bir insan olduğunu ortaya koymuştur yani. Yani onun için Haydarbaşı ben de gönülden seviyorum yani. Gerçekten onun da ondan ayrıldığıma o kadar zoruma gitti ki, o kadar üzüldüm ki yani soramazsınız. Yani gönül adamıydı yani. Haydar Hoca gönül adamıydı. Tabii bunun etkisi etrafında geçiştirdiği arkadaşlar da hepsi Haydarbaş'a gönülden bağlandılar. Neden? Çünkü hep doğru konuştu. Yalan konuştuğu yok. Hep ortaya çözüm koyan bir insandı. Şimdi böyle bir insana kalkıp da arkasından aleyhinde konuşmak doğru olabilir mi? Haydar Hoca yani gerçekten bir gönül dostuydu. Her seferinde bizi çağırıyordu. Evine gittik. Nasıl bizi ağırladılar biliyoruz. Nasıl oralarda yani sevgimizin ne kadar arttığını anlatamam. Her şeyde bizi çağırdılar. Yani dolayısıyla Haydarbaşı'nın anlatılacak çok şey var ama hepsi tabii bir anda insanın aklına gelmiyor. Ben Haydar Hoca'yı bir gönül dostu olarak biliyorum. Zaten ne diyor? İnsan gönüldür, gönül diyor. Yani bütün eserlerinde bunu anlatıyor. Bakın milli ekonomi modelini yazdı ya. Bu milli ekonomi modelini herkes yazamaz. Neden yazamaz? İçinde iman olması lazım bir insanın. Yani gerçek dindar, Müslüman bir insan olması lazım ki milli ekonomi modelini yazabilsin. Bugün böyle bir insan var mı? O kadar iktisatçı var memlekette. Hangisi bunu yazabilir? Yazamaz. Mümkün değil. Yani dünyada ilk defa milli ekonomi modelini, sosyal devlet, milli devlet eserini yazan Haydar Hoca tektir. Dünyada tektir ve dünyaya kurtuluş yolunu göstermiştir. Ama bugün millet ne yapıyor? Kapitalizmin peşine gidiyor. Ondan sonra Kur'an'ı eline alan, yok dindarım diyor, yok bilmem neyim diyor, hırsızlık yapıyor. Ondan sonra memleketi perişan duruma düşürüyor ve millet de bunlara inanıyor. Hayret edersiniz yani. Dolayısıyla yani Haydar Hoca'yı nasıl anlatsam yetersiz. Yani bütün kurduğum cümleleri yetersiz görüyorum ben. Yani o kadar sevecen bir insandı ki bütün dostlarına, arkadaşlarına hep samimi davranmıştır. Onlara doğru yolu göstermiştir. Onlara ders vermiştir. Neler yapılacağını göstermiştir. Bir insan bu kadar olabilir ancak. Daha fazlasını beklemek bence yanlış olurdu.